Herkese merhabalar. Ben astrolog Filiz. Bugün sizlerle balık dolunayını konuşacağız. Evet biri bitiyor biri başlıyor. Gökyüzünde hareketler asla ve asla bitmiyor. Evet devinim devam ettiği sürece zaten bu dolunaylar ve yeni aylara hepimiz alışkın olacağız ama önümüzde hem şifayı hem de farkındalığı yükseltecek bir dolunayla karşı karşıyayız. Evet dolunaylar genellikle içe dönme zamanlarıdır. Ruhumuzun yansımalarını çok daha net görebileceğimiz zamanları bize gösterir ve bu dolunay zamanında aslında kendi içimize dönerek kendi özümüzdeki gerçekleştirmek istediğimiz her fikri açığa çıkartarak başarıyı yakalayabiliriz. Ama burada bazılarımız tabii ki bu duygusal rehavetin içerisine kapılarak kendilerini bir inziva sürecinin içerisinde tutmak isteyebilirler. Biliyorsunuz balık dolunayı ve balıkta gerçekleşen her şey biraz daha e, inziva halini gerektirir. Aslında bu inziva hali insanlardan kendimizi soyutlamak adına değil, biraz kendimize dönmek, öze dönmek. Neler istiyoruz? Nerede zaman kaybettik? Kendimizi nerede ziyan ettik ve neler için aslında kendimizi ziyan ettik? Bunlara dönüp bir bakmak gerekiyor ve 10 Eylül'de gerçekleşecek olan bu balık dolunayı 17 derecede gerçekleştiği için özellikle ikizler, başaklar, yaylar ve balıkların çok daha etkilenebileceğini ve hayatlarında yeni bir döngünün başlayabileceğini gösteriyor. Evet burada farkındalık sürecinin artış gösterdiği bir dönem olarak değerlendirebilirsiniz bunu ama farkındalığımızı geliştirirken bazen es geçtiğimiz noktalar olur ya da kendimizi biraz daha geri plana atabiliriz. Kurban psikolojisini, kurban motiflerini çok fazla ön plana çıkartabiliriz. Amacımız burada kurban olmak değil. Fedakarlık yaptığımız konularda feda ediyor muyuz, etmiyor muyuz bunu çok iyi gözlemlemek. Feda ettiğiniz şeyleri tekrar gözden geçirmek isteyeceksiniz ve hayatın artık başka bir penceresinden ya da daha önce bakmaya cesaret edemediğiniz penceresinden bakmaya çalışacaksınız. Bu hafta özellikle fazlasıyla hassasiyetin ve fazlasıyla kendi içimize kapanmanın eşiğine gelebiliriz ve bu eşik bizim aslında buradaki e, süreci çok daha hızlı bir şekilde yönetmemizi sağlayabilir. Evet korkmayın. Yani kendi korkularımızla yüzleşirken e, kendimizi dışarıya ve insanları kapatabiliriz. Aslında bu kapatmamız bizim kendimizle olan işbirliğimizi ve kendimizle olan planlarımızı yeniden gözden geçirmek adına eğer gerçekten değerlendirirseniz burada büyük bir aydınlanma da yaşayabilirsiniz ki balık biliyorsunuz e, zodyağın en son burcudur. Yani ondan önce gelen bütün tüm burçların hepsinin etkisini kendi içerisinde kendi arketipinde barındırarak aslında burada bizi duygudan duyguya bakış açısından farkındalığa ve bu farkındalıktan da yeni bir yola yönlendirmek isteyecektir. Evet buradan Özellikle iyileşme, duygusal konular, mistik konular, kapalı alanlarda kalma, e, hastaneyle ilgili konular ya da sağlığınızla ilgili bu zamana kadar ötelediğiniz, ihmal ettiğiniz konular ön plana çıkacak. Biraz mistik tarafımız daha ağır basıyor. Evet sezgilerimizin rehberliğine güvenmemiz gereken bir dönemde olduğunuzu unutmayın. 10 Eylül sabahı. 12 civarlarında gerçekleşecek olan bu balık dolunayı içinizdeki şifacıyı ortaya çıkartacak ve sizlere tabii ki psikolojik olarak bir farkındalık yaratacak. Bazılarınız bu farkındalar çok entegre olamayabilir, çok egzajere edebilirsiniz. E, herkesten ve her şeyden uzaklaşma ihtiyacı içerisinde kalabilirsiniz ama dediğim gibi bazen buna da ihtiyacımız var. Kendimizi gözlemlemek adına ve kendimizle olan o işbirliğimizi yeniden güncellemek adına buna ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi ağın haritasına baktığımızda e, özellikle Neptün'ün, Uranüs'ün ve Mars'ın etkileşimini çok rahatlıkla görebiliyoruz. Tabii ki burada Seres'in, Satürn'ün ve Uranüs'ün de aynı zamanda etkileşimleri tabii ki bize kaçışın olmadığını, artık bu yoldan geri dönüş olmadığını gösteriyor. Evet burada farkındalığımızı yükseltirken bir taraftan da yeni heyecanlar hissetmeye başlayabiliriz. Buradaki heyecan aslında kendi dönüşümümüzü fark etmek. Birçoğumuz şu anda zaten 2022'nin tamamına baktığımızda ve şu ana baktığımızda bir dönüşüm evresinin içindeyiz Bir doğum sancısı yaşıyoruz ve bu doğum sancısının içerisinden çıkmak ve burada kendi farkındalığımızı yaratmak bazılarımız için çok kolay ilerlerken bazılarımız için çok daha e, karamsarlığa neden olabilir. Tabii ki burada biraz metceziler yaşayacağınızı da söyleyebilirim. Yani çok fazla. Tos benme bir dolunay değil arkadaşlar burada biraz dayak yiyebiliriz gökyüzü tarafından ya da kendi duygularımızdan kaynaklı bir dayak yiyebiliriz aslında bu bir e, yenilenme aşaması gibi düşünün bunu yeniden ayağa kalkma aşaması gibi düşünün ama burada baktığımızda Uranüs'ten gelen e, olumlu açılar balığa yapmış olduğu olumlu açılar özellikle tabii ki bu farkındalığın bir uyanış haliyle gerçekleşebileceğini gösteriyor ve yeni yöntemler denemenin bizlere çok büyük fırsatlar getirebileceğini de göstermiş oluyor. Aynı zamanda e, dolunay anında Merkürün retro konumuna ulaşması, hatta durağan pozisyonunda olması bazı iletişim aksaklıklarına neden olabilir. Özellikle Merkür terazi burcunda retro konumunda ve e, bu dönem Merkür terazi retrosunda özellikle ilişkilerle ilgili bir bitiş ve sonlanma yaşanacak. Bu zamana kadar size hizmet etmeyen ya da uzun zamandır ayrılma kararı düşünüyorsunuz. Ya da ilişkinizde bir çıkmazdasınız. Ne yaparsanız yapın bir türlü olduramıyorsunuz. İşte burada Merkür retrosu. Geçmişe yönelik alınmamış sorumlulukların karşılığında sizlere yeni bir rota çizmeniz için biraz metazoru uygulayabilir. Burada tabii ki e, bazılarımız çok daha tutunmayı sever. Eğer tutunduğunuz noktada bu farkındalığı yaşayamazsanız işte Merkür retro konumunda beraber bu balık dolunayı ile beraber etkileşimde olduğu için tabii ki sizlere bu yol ayrımlarını getirmiş olacak. Burada tabi bazı anlaşmaların kurbanı olabileceğinizi de gösteriyor. Merkür'ün durağan hali hem iletişim anlamında hem de zihin olarak biraz yorgunluğumuza sebebiyet verebilir. Yani hiç yapmayacağınız bir anlaşmayı yapabilirsiniz. Söylemeyeceğiniz sözleri sarf edebilirsiniz. Belki de gitmeyeceğiniz bir yola gitmek için hazırlık yapabilirsiniz. Yani burada iyi gözlemlemek gerekiyor. Hemen acele, hemen panikle ve o duygusal rehavetle hareket etmeniz size büyük kayıplara da neden olabilir. Geriye dönüp baktığınızda... Keşke yapmasaydım dediğiniz bir evrede bırakabilir sizi. İşte burada farkındalık derken aslında bizim demeye çalıştığımız şey bu dillere pelesenk olmuş bir kelime. Aslında uyanıştır farkındalık. İşte burada Merkür'ün retrosu da bize şunu hatırlatıyor. Uyku halinden artık çıkmamız ve geçmişte üstünü kapattığımız her şeyi bu dönem itibariyle görünür hale getirmemiz ve bunu çözümlememiz gerektiğini bizlere vurgulamış oluyor. Burada artık e, kaçış yok arkadaşlar. Yani e, baktığımız zaman balık donlayında bir kaçış hali de gözlemlenecek. Yani insanlar sizinle iletişim kurmaktan kaçınabilirler. Kendi duygularından kaçınabilirler. Ya da zoraki devam ettirilen ilişkilerde gerçeklerle yüzleşmek istemeyebilirler. Evet gerçekler bazen çok acı gelebiliyor. Tokat gibi yüzümüze çarpabiliyor. Ama bu balık dolunayı aslında hem zehri, ön plana çıkartacak hem de ardından şifayı sizlere getirecek. Ama zehri akıtmadığınız zaman şifaya da ulaşamadığınızı görmüş olacaksınız ki zaten genel olarak dünyaya baktığımızda evrensel yasalara baktığımızda zehir olmadan tek başına şifa bir işe yaramaz. İşte bu balık dolunayı zehir ve şifaya aynı anda bizlere zerk edecek olan bir süreci de göstermiş oluyor. Özellikle bu dönemin ee, en sıkıntılı açılarından bir tanesi Mars'ın ikizlerdeki Aldebaran hattı. Evet 10 Eylül'de gerçekleşecek olan bu Dolunay'da Mars'ın ikizlerdeki kraliyet yıldızı ile buluşması iletişim alanında çok keskin ve çok sivri olabileceğimizi gösteriyor. Evet bazılarınız bazı bitişler yaşarken bazılarınız yaşamaması gereken bir sona doğru yaklaşabilir bu keskin çizgilerden kaynaklı. İşte burada biraz daha dürüstlük ön plana çıkmalı arkadaşlar. Çünkü Aldebaran kraliyet yıldızının koşulsuz istediği şey bizden dürüstlüktür riyakarlık yapmayan dedikodu yapmayan gerçekleri olduğu gibi salt haliyle anlatan ve burada kendi menfaatlerini sadece gözeterek değil etrafındaki insanların menfaatlerini de gözeterek e, ve bunları destekleyerek ilerleyenlere büyük başarılar da verecektir. Ve karşılığını tabii ki misliyle alabilirsiniz. Ancak burada tartışmalı, savaşlı, dürtüselli, içsel gerilimli bir e, döneme işaret ettiği için dürtülerinize yenik düşebilirsiniz. Bu hakimiyet alanınızı biraz Kısıtlayabilir. Aslında bir meydan muharebesi gibi düşünün bu dolunayı. Yani e, en güçlü olan, en uyanık olan, en farkında olanın kazanacağı bir savaş gibi de görebilirsiniz. Ama bu savaşın tabii ki galibi her zaman uyanık olanlar olacaktır. Ve gerçekten neyi nasıl yapması gerektiğini bilen insanlar olacaktır. Evet bu savaşın kaybedeni de kendi duygularında savrulan ve bu duyguları çok yoğun bir şekilde, gergin bir şekilde hem kendine hem de dışarıya aktaran insanlar olabilir. Şimdi öte yandan baktığımızda burada yaratım gücünün çok yüksek olduğu bir dönemde her ne kadar sert açılar yer alsa da olumlu açılar da var. Evet destekleyici açılar da var ama sert açılar bize e, orada bir motivasyon sağlayabilir. Evet kendimizde bu zamana kadar bastırdığımız her şeyi gün yüzüne çıkartmak için çok uygun bir dönemde olduğumuzu da söylüyor ki hep söylerim kare açılar yani acı insanı motive eder ve 120'lik açılar bu olumlu açılar dediğimiz yerleşim konfor alanı ise bazen insanı uyuşturabilir. Yani mutluluk insanı uyuşturabilir. Her şeyin dengesi mühim ve burada dolunay anında dengede kalmanız gerektiğini lütfen tekrardan unutmayın ki bu haftanın geneline baktığımızda her şeyin öncesinde denge esas olacak ve dengeyi bozanlar maalesef burada bazı krizlerle karşı karşıya kalabilirler. Çünkü Mars bu konuda affetmeyebilir arkadaşlar ve geriye dönüp baktığınızda bu da size büyük bir pişmanlık olarak kalabilir. Şimdi burada Tembe, tembellikten uzak durmanız gereken, kaçış yolları ararken e, sürekli geri plana attığınız işte e, konuları tekrar önünüze getirebilir. Burada tabii biraz da sağlıkla ilgili konularımız da ön plana çıkacak. Özellikle ikizler, yaylar, başaklar ve balıklar biraz daha sindirim sistemlerine dikkat etsinler. Özellikle bağırsak problemi yaşayanlar ya da bağırsak florasında sürekli sıkıntı yaşayanlar işte mide ülseri, gastrit ya da e, sindirim sistemi ile ilgili sorunlar, belki de bacaklarda yaşanılan ödemler, işte lipodem denilen bir rahatsızlığı olan varsa, varislerle ilgili problemi olanlar varsa. Balık zamanları genel olarak vücudumuzda su tutmaya çok açık zamanlardır. Yani ödeme açız, e, su tutmaya açız, sürekli olarak bir iştah açıklığı verebilir. Yani gece uyan uyuduğunuzda uykunuzu almamış bir şekilde uyanabilirsiniz. Sürekli bir uyku hali verir. Neden? Çünkü Neptün'ün suları genel olarak böyle gizemlidir ve Neptünyen enerjiler genel olarak bizi uyandırmaz ve uyku halinde kalmamızı devam ettirebilir. İşte burada sağlıkla ilgili konularda ön plana çıkacak ve zaten siz burada Sağlığınıza dikkat ettiğiniz sürece kendi ruhsal sağlığınıza da aynı zamanda ihmal etmemiş olacaksınız. Çünkü burada beden ve ruh arasında bir ince çizgi var. İkisinden birini ihmal ettiğinizde karşınıza çıkabilecek sorunlar belli başlı sorunlardır. Zaten bunu Merkür Retrosu da tasdikleyecek ve burada bize ufak tefek de olsa problemler yaşatabilir. Tabii genel olarak herkesin sorduğu ee, retro dönemleri. Teknolojik aletler alınabilir mi? Ya da e, ben işte evimdeki eşyalarımı değiştirmek istiyorum telefonumu, bilgisayarımı ya da beyaz eşyamı değiştirmek istiyorum diyenler varsa şunu söyleyebilirim ki evet alınabilir. Öncesinde yani bundan bir ay öncesinde, bir buçuk ay öncesinde veya retrodan bir 20 gün önceye kadar eğer kafanızda bunu almak gibi bir planınız varsa işte araba satımı diyen arkadaşlar var. İşte e, alım satım yapmak isteyen arkadaşlar var. Hayır yapabilirsiniz. Yani retro zamanları hayat durmuyor arkadaşlar. Retro geçmişle ilgilidir ve geçmişte alınmayan e, ya da eksik bırakılan konuların tamamlanması anlamına gelir. Dolayısıyla bu Merkür terazi retrosunda geçmişte tamamlayamadığınız her şeyi tamamlamak için de bir fırsat bulabilirsiniz ki zaten retro enerjisi taşıyan hayat boyu retro enerjisi taşıyan kişiler ve bireyler bundan biraz daha olumlu anlamda faydalanabilir. Ama retro içerisinde e, çok tavsiye etmiyorum çünkü retro sonrasında pişman olabilirsiniz. Yani burada aslında elektrik aletlerde arızalanma gibi sorunlar olmasa dahi aldığınız şeyden çok memnun kalmayabilirsiniz ya da beklentilerinizi çok yüksek karşılamaya bilir. Bu yüzden de retro içerisindeyken çok da e, alışveriş yapmamanızı tavsiye ederim. Şimdi bir taraftan burada Neptünün yanıltıcı etkileriyle de karşı karşıyayız. Yani muhakeme yeteneğimizi kaybedebiliriz arkadaşlar. Neyin nasıl olduğunu, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bazen göremeyebiliriz. İşte burada doğru Karar vermek yani karar vereceğiniz konuya odaklanmanız çok önemli bu arada. Eğer birden fazla konuya odaklanıyorsanız ve birden fazla konu içerisinde kararsız kalıyorsanız, burada muhakeme yeteneğinizi kaybettiğiniz anlamına geliyor ve bu da tabii ki yanıltıcı etkilerle beraber sizi biraz zor duruma sokabilir. Ee, bu da çok pasif-agresif davranışlara sebep olabilir. Yani gözlem yeteneğinizi Olduğu gibi ortaya koymak aslında bizim için en verimli olan süreci gösterecek ve burada tabii ki bazı şeyleri gözden kaçırabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi pembe yalanlar ya da pembe yalanmış gibi görünen sizden saklanan sırlar. Evet pek çok sırla karşılaşacağız. Artık gizli saklı hiçbir şey kalmayacak. Bu Neptünyen konulara baktığımızda evet çok fazla açığa çıkmaz gibi durur ama Mars'ın ikizlerdeki etkileşimi bizlere bunu açık açık ve net bir şekilde göstermeye başlayacak. Tabi burada çok fazla çok lirik, çok süslü, ee, çok böyle neşeli gibi görünen şeylerin, çok cafcaflı görünen şeylerin, e, ışıltılı görünen, neonlu görünen her şeyin aslında arka planında başka şeyler olduğuyla karşı karşıya bırakabilir. Tabi burada sorgulayıcı olmakta da e, fayda var tabii ki. Aynı zamanda Dolunay yani Neptünyen bu Dolunay salgın hastalıklarla ilgili de dikkat etmemiz gereken bir sürece işaret ediyor. Devlet yönetimindeki e, problemler de açığa çıkabilir. Özellikle Devletin kendi içerisinde ya da e, yöneticilerin kendi içerisindeki değişimlerle karşı karşıya kalabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde de e, bazı yer değişimleri yapılabilir, bazı mevki değişimleri yapılabilir. Tabii ki yeni e, işte zamlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bunlar tabii ki belli başlı konularda gerçekleşebilir ama aynı zamanda burada tabii ki e, salgın hastalıkların toplumsal konuların daha ön plana çıktığını da Gözlemleyebiliriz. Burada bir de e, global çapta deniz kazaları, gemicilikle ulaşımla ilgili problemlerle de karşı karşıya kalabiliriz. Aramızda eğer gemicilikle uğraşan varsa, e, deniz işleriyle uğraşan varsa, yani lojistik firmalarda yurt dışı bağlantılı konularla uğraşanlar varsa, biraz daha dikkatli olmasında fayda var ve ayrıca burada e, geçmişe duyduğunuz bütün bağımlılıklar ya da kendi içinizde sergilediğiniz bağımlılıklardan artık biraz özgürleşme zamanı ve bu bağımlılıklardan artık normal bir bağ sürecine doğru ilerlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Çünkü bağımlılık sergilediğiniz her şey bu Neptün yen dolunayla beraber karşınıza problem olarak çıkabilir ve tabii ki burada yediğimiz, içtiğimiz her şeye dikkat etmemiz lazım. Özellikle deniz ürünlerine karşı Biraz daha hassasiyet gösterebilirsiniz. Ee, çok fazla alkol tüketmemeye çalışın. Yani kendinize çok eziyet etmemeye çalışın. İlaç kullanırken mutlaka prospektüsünü okuyun. Doktora danışmadan herhangi bir ilacı tüketmemeye çalışın. Çünkü bunlar size zehirlenme olarak, sağlıkla ilgili problemler olarak karşınıza çıkabilir. Biraz kontrollü olmanın. Çok önemli olduğu bir dolunayla karşı karşıyayız. Lütfen kontrolü elden bırakmamanızı tavsiye ederim. Bu dönem biraz daha mümkün mertebe kendi içimizde kalmak, maneviyata yönelmek, biraz daha huşu içerisinde olmak gerekiyor. Yani e, yukarısıyla bağlantılı olanlar, biraz daha maneviyata odaklananlar, e, biraz daha insanlarla yardımlaşma sürecine e, çok fazla entegre olmaya çalışanları daha kolay bulabilecek bir dolunay ama sürekli çatışma, sürekli gerginlik, yanlış anlaşılmalar, e, agresif tavırlar, pasif agresif tavırlar. Yani e, yüzünüze karşı söylenmeyen şeylerin sonradan arkanızdan çıkabilme ihtimaline karşı söylüyorum ki bu da Marsın ikizlerdeki formunun bize ne kadar tehlikeli ve kritik olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla her şeyi çok dürüst ve açık bir şekilde ifade etmeniz gerekiyor karşı tarafa bunu net bir şekilde anlatmanız gerekiyor çünkü burada her şey Üzeri kapatılmış bir şekilde sizlere yansıyabilir ve tabii ki burada bazı krizlerle de karşı karşıya kalabilirsiniz. İhanetler, e, yalanlar çok fazla çıkar arkadaşlar. Yani etrafınızdaki insanları gözlemlemeniz gereken bir süreç aslında. Yani ben kime ne söylüyorum kısmında olacağız ya da benim bu zamana kadar hayır o öyle yapmaz dediğim insanlardan gelebilen bir sıkıntı olduğunu düşünmemizi sağlayacak. İşte bu noktada. Biraz daha gözlem yeteneğinizi kullanarak bu sıkıntıları bertaraf edebilirsiniz. Ama aynı zamanda burada tabi bazen bir nebzede olsa bu sürecin içerisinde ruhsal bir dalgalanma yaşayabiliriz. Bunu da çok dikkate almayın. Biraz meditasyona ağırlık vermeye çalışın. Biraz daha Yaradanla bağınızı kurmaya çalışın. Yani Yaradanla kurduğunuz o bağ zaten size maneviyat olarak geri dönecek. Kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak. Kendinizi daha iyi anlamanızı, hayatı, insanları, etrafınızı, bu zamana kadar yaptıklarınızı, geçmişte yapmadıklarınızı, boğazınızda yumru olanları, uhde kalanları hepsini tekrar tekrar gözden geçirmeniz ve bunlar üzerine Tekrar bir düşünmeniz gereken bir dolunay olacak ve gerçekten eğer bunu doğru değerlendirirseniz hepimizi muhteşem şifalandıracak bir dolunay bekliyor arkadaşlar.